Sene başını hatırlıyor musun? Hani o sınava daha çok var dediğin Eylül, Ekim aylarını? Herkese merhabalar. 2024 LGS yolculuğumuza başlıyoruz. LGS'ye son 6 ay kaldı. Heyecan artıyor, zaman daralıyor. Haklısın Tonguç'um. Meyveleri elmasa benzetmiş. Hayallerimizdeki liseye kavuşmamıza sadece 3 ay kaldı arkadaşlar. Hazır mıyız Tonguç herhalde benim? Hazırım hocam. LGS'ye son 1 ay. Sosyal devlet anlayışı. Sene başından bu yana yaptığınız bütün çalışmalarda verdiğiniz mücadele kendi iradenizleydi aslında. Hadi kalk artık, oyalanma. Soru çözmen lazım. Bence dinlen ya. Bütün gün okuldaydın zaten abi. Bak, sınava 5 ay kaldı şurada. En azından akşama kadar 30-40 soru çözsen çok iyi olur senin için. Ya boş ver Allah aşkına ya. Bu eğitim sistemiyle olacak iş değil zaten bu. Hem bak yarın cumartesi. Yarın çalışırsın. Belki bu savaşı çoğu zaman sen kazandın. Belki de iradene mağlup oldun. Ama artık bunun hiçbir önemi yok. Çünkü sen bugüne kadar elinden geleni sonuna kadar yaptın. Artık en başa dönme şansımız var mı? Yok, ama problem değil. Neden biliyor musun? 7 gün kalmasına rağmen hala net arttırma ve puan arttırma şansın var. Peki nasıl yapacağız? Normalde günde kaç saat ders çalışıyorsun? 2, 3. Bunlar normal aralıklar. Şimdi senden çarşamba gününe kadar bir kampa girmeni istiyorum. Ve bu kampta günde 7-8 saat ders çalışacaksın. Bugüne kadar bu tempoya hiç girmemiş olabilirsin ama 3-4 gün için en azından LGS'de fark yaratmak için bunu yapabileceğini düşünüyorum. Peki bu yoğun ders çalışma programına nasıl başlayacaksın? Öncelikle son 15 gün içerisinde girdiğin denemeleri yeniden şöyle bir önüne ser. Bu denemelerde hata yaptığın soruları tekrardan çöz. Ayrıca en çok hatayı, en çok yanlışı hangi konularda yapmışsın, bunların da listesini çıkar. Bu aşamada Tonguç devreye girecek. LGS hazırlık kanalımızda detaylı son tekrar videolarımız ve sonrasında hızlı son tekrar videolarımız var. Bu videoları dikkatli bir şekilde izle. Özellikle o eksik olduğun konular var ya, işte onları çok daha dikkatli izle ve not al. Sonrasında ise o konulardan yeniden bir soru çözümü yap. Göreceksin, bazı eksik olduğun konularda çok daha farklı bir noktaya geliyorsun. Tabii bu çalışmaları yaparken sizden bir şey daha istiyorum. Deneme çözmeyi asla bırakmayalım. Bunu da yine sınav saatlerinde, yani sabah 9-9.30 gibi çözüp öğlene kadar deneme işini bitirip sonrasında eksik olduğumuz o konuların tekrarına geçebiliriz. Geldik çarşamba gününe. Yani 3-4 günlük çok yoğun bir program uyguladık. Kendimizi bir kampa aldık. Sonrasında çarşamba sabahı yine denememizi çözdükten sonra o günü kendimize ayırıyoruz. İsterseniz ailenizle vakit geçirebilirsiniz. İsterseniz arkadaşlarınızla dışarı çıkabilirsiniz. Oyun oynayabilirsiniz. İçinizden ne geliyorsa. Perşembe ve cuma günleri ise dünyanın en uzun canlı yayınları olacak. Burada artık senin için en kritik olan, hani o en çok hata yaptığımız konular var ya, işte onları tedavi edeceğiz ve sonrasında 2 Haziran Pazar günü sınava en iyi versiyonumuzla gireceğiz. Hayatınızda uzun süre beklediğiniz bir etkinlik varsa o tarih yaklaştıkça insanı bir heyecan basar. En basiti, çocukken cumartesi günü denize gidilecekse ben cuma gecesi heyecandan uyuyamazdım. Hele ki bu beklediğiniz tarihin sonunda böyle önemli bir sınav varsa o heyecana stres de eklenir. Bu gayet normal. Fakat şöyle bir düşünüyorum. Bence sizler insanlık tarihinin en olgun gençlerisiniz. Bakın cidden bunu abartmıyorum. Önce yıllar süren bir pandemi yaşadınız. Bununla mücadele ettiniz ve bu şartlar altında eğitim almaya çalıştınız. Sonra o bitti. Deprem gibi bir gerçekle karşılaştık. Kiminiz fiziksel, kiminiz ruhsal yaralar aldı. Ve buna rağmen asla pes etmediniz. Tüm bu zorluklara rağmen hala geleceğiniz için mücadele etmeye devam ediyorsunuz. Biliyor musunuz, pandemi dönemi ve sonrasında birçok yetişkin psikologlara koştu. Kimisi eşinden ayrıldı, kimisi işinden vazgeçti, bambaşka bir hayat yaşamaya başladı. Sizse para kazanmadan yaptığınız bu öğrencilikten asla vazgeçmediniz. İşte tam da bu sebepten birçok yetişkinden, yani hepimizden daha güçlüsünüz. Şimdi kendi kendime tüm bunları düşündüğümde 2010 tayfanın bu sınavdan korkacağına asla inanmıyorum. Ve ne kadar güçlü olduğunuzu, bu sınavdan ne kadar korkmadığınızı yorumlarda belirtmenizi istiyorum. Evet, şimdi bütün keşkelerini, bütün pişmanlıklarını bir kenara bırakıp son haftayı verimli geçirmeye odaklanıyorsun. Eğer illa bir şey düşünmek istiyorsan, sınavdan sonra ne kadar rahatlayacağını ve sonrasındaki yaz tatilini düşünebilirsin. Ayrıca şunu da unutma, LGS sonucu ne olursa olsun, Tonguç her zaman seninle.